Son bir haftadır Gazze'de yaşanan gelişmeler yüreğimizi acıtmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuk yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını umursamayan yaklaşımları, orantısız güç kullanımı, Orta Doğu'yu bir kez daha kan gölüne çevirmektedir. İsrail devleti devlet gibi değil, örgüt gibi hareket etmektedir. İsrail devleti uluslararası hukuku tanımamaktadır. Orta Doğu'da yaşananlar bir İsrail-Filistin çatışması değil, tarafları belirli olan savaş halidir. Savaşın bir tarafında yüksek teknolojiye sahip silahlarla masum sivilleri acımasızca katleden bir İsrail devleti vardır. Diğer tarafta ise kadınlar, çocuklar, yaşlılar, silahsız siviller vardır. Senelerdir 360 kilometre karelik alanda yaşamak zorunda bırakılan, sıkıştırılan, tehdit edilen 2,5 milyon insanın sığınacağı hiçbir yeri yokken, mukavemet edecek hiçbir silahı yokken, evlerinde, apartmanlarında, okullarında, hastanelerinde hedef alınıyor olmak ağır bir şiddet uygulaması ve apaçık bir savaş suçudur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütleri göreve davet ediyoruz. Bugün değilse ne zaman diyoruz. Binlerce masumun hunharca katlettiği bu saldırılara tepki verilmeyecekse uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler niye var? İslam Birliği Teşkilatı'nı ve Arap Ligi'ni daha yüksek sesli olmaya ve eylemci bir tavır takınmaya davet ediyoruz. İsrail saldırıları karşısında masum Filistin halkını, Gazze'li sivilleri, kadınları, çocukları, yaşlıları yalnız ve sahipsiz bırakmamaya davet ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyayı buradan uyarıyoruz. İsrail'e arka çıkmayınız ve sivilleri öldürmesini teşvik etmeyiniz. İsrail'i müzakere masasına oturtmak ve Birleşmiş Milletler kararlarına uymasını sağlamak sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur. Aksi takdirde işlenen savaş suçlarına göz yuman herkes bu suçlara ortak olacaktır. Gazze halkını köşeye sıkıştırarak, insani yaşam koridorlarını kapatarak, ölüme mahkum ederek Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi dün olduğu gibi bugün de mümkün değildir. Bu anlayışla yarın da mümkün olmayacaktır. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin meselesinin tek çözüm noktasıdır. Birleşmiş Milletler kararlarını da bu yöndedir. Milli Görüş'ün temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi için Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa meselesi aynı meseledir. Bizler için bu meseleleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Yeniden Refah Partisi olarak Filistin'de yaşayan masum sivillerin yaşam haklarını uluslararası hukukun savunduğu çerçevede savunmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle telin ediyoruz. Siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin yapmakta olduğu bütün Filistin yanlışı eylemleri destekliyoruz. Filistin'de yaşanan vahşete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için bizler de adımlarımızı atıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak Özgür Filistin için meydanlarda olacağız. Merkez Yürütme Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 14'te Konya ilimizin Hükümet Meydanı'nda Özgür Filistin mitingini gerçekleştireceğiz. Adana Hetli hemşerilerimizi Filistinli mazlumlara destek olmak üzere Konya'da birlikte olmaya, Özgür Filistin'in sesini bütün dünyaya duyuracak mitingimize katılmaya davet ediyoruz. Düzenleyeceğimiz mitingimizde sadece Türk bayrakları ve Özgür Filistin bayrakları bulunacaktır. Bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, cemiyetleri, gençlerimizi, kadınlarımızı,
herkesi Konya'da buluşmaya davet ediyoruz. Konya'dan Filistin halkının sesi olmaya ve vicdani duruşumuzu ortaya koymaya davet ediyoruz. İsrail karşısında masum sivillerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların hukukunu korumaya, yaşam hakkını savunmaya davet ediyoruz. Özgür Filistin mitingimiz ile Türkiye'nin kalbi Filistin'deki kardeşlerimiz için Konya'da atacaktır. Bizler de Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan ile birlikte Konya'da hükümet meydanında olacağız. Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanlığı olarak Özgür Filistin mitingimize davetimizi hiçbir ayrım ve siyasi parti farkı gözetmeksizin tüm kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.